Selamlar arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şuradaki karamambayı artık memlekete götürüyoruz arkadaşlar. Nereden getiriyorum diye soracak olursanız, ta İzmit Kocaeli'den yola çıktım arkadaşlar. Şu anda dönüş yolundayım. Olduğunuz yerde Sakarya'nın artık çıkışları Eskişehir yolunu takip edeceğim arkadaşlar. Eskişehir üzerinden döneceğim memlekete. Ama çok güzel bir manzara var. Videonun açılışını da buradan çekmek istedim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara vardı. Şöyle rengini biraz açınca daha güzel gösteriyor. Karamamba'nın hikayesi şu an bu dakikalarda başladı arkadaşlar. Bakalım nasıl devam edecek. İnşallah yüzümüzü güldürürsün. Seninle yolculuğa devam ediyoruz. Ara ara her taraftan görüntüler, güzel görüntüler sizi bekliyor dostlar. Sesim inşallah geliyordur. Şu an Ertuğrul Gazi Tüneli'nden çıktım. Şöyle gösterebilirim. Tabelası da burada. Çok da sanki net gösteremedim ama olsun. Ben dönüş yolundayım. Bu taraftan çıktım. Çünkü de çok güzeldi ama maalesef kask kamerası olmadığı için böyle görüntü alabilmiş olduk buradan. Şöyle gösterebilirim buraları da. Gayet güzel ortalık. Gelen geçen de sık gördüğünüz gibi yollar yoğun. Şöyle güzel kamuflaj eldivenlerimle devam ediyorum. Onların da tabii ki incelemesini paylaşacağım. Şu an deneyimliyorum biraz. Karamambayı dediğim gibi şimdilik güzel gidiyor. Yolu bayağı bir geldik. İnşallah kazasız belasız devam edeceğiz dostlar. Yolculuğa başlayalım. Şimdi de Osman Gazi Tüneli'ne doğru giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şu yoldan geldim ben. Arası çok uzak değildi. Hemen yakındı. Ertuğrul Gazi Tüneli'nden çıktık. Biraz yüksekten sonra da Osman Gazi Tüneli'ne şöyle, bu biraz okunuyordur herhalde. Tamam, yazısı okunuyor gibi. Buna giriş yapacağız şimdi de. Böyle hemen birbirlerine yakın olunca tabii hemen ineyim, bu manzarayı kapayım dedim dostlar. Gördüğünüz gibi ama dağlar falan çok güzel. Bizim memlekette tabii ki böyle yüksek dağlar yok böyle. Resmen böyle 38-40 katlı binalar kadar güzel dağlar var, böyle manzaralar var. Şimdi Karamambayla hala devam edelim. Bir önceki tünelin içerisini gösterememiştim. Burada da fırsat bulursam içeriği de göstereyim. İçerisi de çok güzel, çok hoşuma gitti, ışıklandırması vesaire. Bakalım nasıl olacak. Kamyonetler gittiği zaman hemen mutluya bastım dostlar. İçerisi gördüğünüz gibi bu şekilde. Gayet güzeldi. Yolculuğu çok güzel. Yalnız acayip yankı yapıyor ya. Kamyonlarda bile sanki araltı geçiyor gibi ses oluyor. Gerçekten egzozlu bir motosikletle buradan demek ki çınlata çınlata geçirebilirdi diye düşünüyorum. Tünelin içindeyim ve gerçekten bu sahneyi bayağı bekledim arkadaşlar. Çünkü kamyonetlerin falan sesi o kadar çok gürültülü çıkıyor ki sanki araltılar geçiyor böyle. Sürekli araltı sesi var, yankılanıyor yani ortalık. Gürül gürül geçiyorlarmış gibi. Evet, şu anda yine sesler başladı. Köprünün içerisi de bu şekildeydi. Biz de hemen yolculuğumuza devam edelim. Sesi duyuyorsunuz zaten. Dostlarım, lütfen like'lara basmayı unutmayın. Gösterdiğim manzaraya bir bakalım. Şu sefer yazıdan başlıyoruz. Bilecik Diriliş'in şehri diyor gördüğünüz gibi. Şu anda yolumuzun yine bir kısmını ilerledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bilecik şehrinden ufak tefek binalar falan. Şehir merkezi tabii ki daha ileride. Şöyle kısa bir görüntü vermek istiyorum buradan da. Yolculuğa devam ediyorum. Ama lütfen destek olmayı unutmayın. Beğenileri atmaya devam edelim arkadaşlar. Ve ben de yolculuğa devam edeyim. Karamambayla yolculuğumuz devam ediyor dostlar. Artık yolculuğumuzun bir büyük kısmını daha geçtik diyelim. Kalan kilometre sayımız 230'larda falan. Bayağı bir ilerledik. Yalnız size şu Emirdağ yazısını göstermek istedim. Güzel bir oraya süsleme yapmışlar. Şöyle bir bakın isterseniz. Bir de şurada Burbet'in başkenti falan hoş geldiniz yazısı var. Burası da güzel olmuş arkadaşlar. Burayı bir sizinle paylaşayım dedim. Sonra şurayı göstereyim size. Vatan size minnettar diyor. Evet dostlar, bunları da görelim istedim. Şimdi ben yolculuğa daha devam edeyim. İleride bir daha mola vereyim diyorum. Bir şeyler atıştırayım falan diye aklıma geliyor orada da. Bakalım nasıl olacak. Dostlar, şu anda Afyon'un Çay ilçesindeyiz. Şöyle göstereyim. Buradan kaymak falan satılıyor.
Yani burası da şehrin simgesi, görüyorsunuz. Saat bilesi falan. Ne deniyorsa ismini artık. Burayı da şöyle bir görmüş olalım diye düşündüm. Karamamba'da maşallah var. Daha hala devam. Yorulmadı. Ben yoruluyorum ara sıra bir. 5 dakikalık falan molalar veriyorum. Ama ondan sonra devam ediyorum. Dostlar şu anda artık sonlara yaklaşıyoruz. Memlekete gelmek üzereyiz. Şu anda Ilgın'dayız. Gördüğünüz gibi şu dağlar etrafında evler, şehirleşme falan. Şu tarafta bir kısım falan vardı. Şöyle göstermeye çalışayım ben. Diğer kamera açısından göstermeye çalışayım bir de. En iyisi şöyle bakalım arkadaşlar. Böyle daha çok yeri görebilirsiniz. Zaten çok bir manzara yok. Çevre yolu gördüğünüz gibi. Sadece durdum. Birkaç kelime selam edelim sizle beraber. Artık bir daha çektiğimizde akşam olmuş olabilir. Yalnız para bombamıza şu anda ilk aldığımız halini göstereceğim arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi işte kir, pas, yağ, kırık, çatlak, ufak tefek eksikleri falan var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunların hepsini toparlamaya ve çok güzel değişikliklere çevirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Olumsuz bir şey bırakmamayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik böyle motosikletimizi hiç yıkamamışlar bile yani bu zamandır. Şöyle tuhaf demirleri falan var. Hiç yıkanmamış. İnşallah sesim de iyi geliyordur arkadaşlar. Şuradan kendimi de göstermeye çalışayım. Evet, gayet. Artık akşam olur. Merkeze gittiğimiz zaman oradan da kapanış yaparız. Arkadaşlar bu videoda bana eşlik ettiğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yolculuğumuzun sonuna geldik artık. Karamamba'yı şu şekilde biraz kirini falan çekmeye çalışayım. Gündüz gözükmeyen yerlerini göstermeye çalışayım yakından. Flaşta belki daha iyi görünür. Bayağı bir kir pas içerisinde. Egzoz falan pas o bu derken. Bakalım nasıl bir toparlanma olacak. Her tarafına göz atalım. Acayip gerçekten kir pas toz vesaire vesaire diyelim. Bölümümüz bu şekildeydi. Küçük bir yolculuk yapmıştık. İzleyen arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ederim. Destekleriniz için ayrıca çok sevinçliyim arkadaşlar. Yeni bölümlerle tekrar görüşmek üzere. Ve şunu da eklemeyi unutmayayım. Karamamba'nın bütün değişikliklerini izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizlere de hem fikir oluşur. Motosikletlere nasıl bakılıp nasıl böyle güzelliklerini ön plana çıkarttıklarımız güzel videolar hazırlarız hep beraber. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Görüşürüz.